Selam arkadaşlar. Bugün bir alışveriş videosu ile buradayım. Biliyorsunuz gratis %50 indirim yaptı annelerin indirimi. Yarın bitiyor indirimler. Bugün cumartesi video. Cumartesi çekiyorum. O yüzden yarın dedim. Hani eğer geç yüklersem tabii ki 12 Mayıs pazar günü indirim bitmiş oluyor. İndirim perşembe günü başladı. 9 Mayıs günü. Ben de tam indirim ilk günü gittim. Fazla bir şey almak yoktu zaten aklımda. İhtiyacım olan şeyleri ya da stoklayacağım şeyleri alacaktım. Hazır gitmişken anneme de bir şeyler alayım dedim. Hem anneler günü indirim işe yaramış oldu. Anneme de hediye almış oldum. Öncelikle anneme aldığım şeyleri göstereceğim size. Böyle 5 parça ürün seçtim. Onları ayrı paket yaptırdım anneme hediye olarak. İlk olarak şu Essence'in artık herkesin bildiği şu doğal tonlarda olan dörtlü farı 05 numara To Die For. Burada biraz kamerayı bugün uzağa koymuşum eskisine göre. Şu elimi uzatırken fark ettim. Ha, bu arada arkadaşlar arka fonu değiştirmiştim biliyorsunuz önceki videolarda. Hani şimdi neden tekrar bu tarafa geçtim diye merak edenler olursa neden geçtim? Çünkü dolabın önünde otururken önümde hiçbir şey bu eşyaları ürünlere koyabileceğim bir şey olmuyor. Burada yan tarafıma koyuyorum yatağın üstünde oturduğum için. Orada hani çok fazla parça olduğu için koyacak yer yoktu. O yüzden bu tarafa geçtim yine mecburen. Ama hani bir şey göstermeyeceğim zamanlar olursa ya da az bir şey göstereceğim zamanlar tekrar diğer fonda çekeceğim videoları. Bu Essence'in dörtlü farını aldım öncelikle. Hatta annem hemen dün açılışı yaptı, kullandı. Şu rengi çok beğendi. Şu rengi. Gerçekten de güzel. Ben bunların hepsini mat sanıyordum ama değilmiş. Biraz sedefli bazıları, çok hafif. Bir tane bunu aldım. Daha sonra annem çok sever leopar desenini. Şu sınıf marka leopar desenli mendilden aldım bir paket. Gratis'in kendi ürünlerine de %40 indirim vardı. Bunlar da 2 liraydı. 2 liradan %40 düşmüş oldu. Şimdi tam hesap yapamıyorum yani. 1 küsur falan herhalde. 1.10 kuruş, 20 kuruş olması lazım. Bu arada şu Essence'in dörtlü farları da 10 liraydı. Bunlar da 5 liraya gelmiş oldu. 8 kozmetik markasında %50 indirim vardı. Hala vardır şu an tabii ben çekerken. Daha sonra yine Essence'den şöyle yeşil bir far aldım tekli. Bu da anneme. Bu da 67 numaraymış. Yeşilin tonu çok güzel geldi bana. Anneme yeşili yakıştırdığım için böyle kullanabileceği renkler aldım. Bu hafif yanar dönerli bir renk. Burada göründüğü gibi koyu rengini vermiyor. Biraz yanar dönerli bir renk. Sonra şöyle çok şeker böyle tatlı bir fuşya renginde bir ayna aldım. Bunun yeşiliyle moru da vardı. Kendime de almak istedim morunu ama benim ayna çok aynam olduğu için. Bu da bu şekilde. Yani açmama gerek yok şu an. Biraz zor açılıyor. Şuradan açılıyor. Böyle şirin bir ayna. Bu daha 8 liraydı sanırım. Yine bu da %40 indirim oldu. Daha sonra da annemin en çok beğendiği parça olan şu L'Oreal'den bir rulo aldım. Bu da Radiant mı nasıl okunuyor okuyamıyorum onu. Radiant Plum adlı renk bu da. S202 numara. Konuşamıyorum bugün. Yine şu sağ kulağım böyle tıkanıp açılmaya başladı. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Bunun rengine bayıldı annem. Annemin kullandığı tonlarda aldı zaten. Böyle çok güzel bir, yani adı üstünde plum işte. Erik vişne rengi gibi bir şey. Hatta bunun şeyini, sıvıcını size yapayım şöyle. Şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum.
Böyle çok tatlı bir rengi var. Bayıldı annem bu ruja. Bu da orijinal fiyatı 38 liraydı sanırım. 19 liraya gelmiş olması lazım indirimde. Şimdi geçelim benim aldıklarıma. Öncelikle ben stokladığım, yedeklediğim, çok kullandığım ürünler var. Onlardan aldım. Bir tanesi şu Benri'nin koyu renk ojeler için olan asetonu. Ben asetondan 2 tane bitirdim sanırım. Şu an 3.sündeyim. Çok memnunum arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ederim. Yani ben bunu denediğimden beri resmen Parmex asetonu bıraktım yani. Tabi sadece koyu renk ojeler için kullanmıyorum. Kullanmışken bütün ojelerimde bunu kullanıyorum. Çok çok memnunum. Yani pamuğu neredeyse değirdiğiniz birkaç saniye içinde ojeyi çıkarıyor. Şekerli de böyle biraz tatlı bir kokusu var. Bazılarınız rahatsız olabilir aslında ama 130 mililitrelik bir aseton bu. Bundan 3 tane aldım. Bunlar da %40 oluyordu. Sadece 1.10 kuruşa denk geldi bunlar arkadaşlar. Aslında daha fazla da alırdım. Çok fazla aseton kullanıyorum ve çabuk bitiyor bunlar. Küçük boy. Bunlar da acayip memnunum. Başka çeşitleri de var. Bakabilirsiniz. Daha sonra Benri'nin pamukları var. Yine. Onları da denediğimden beri kullanıyorum. Çok memnunum. Stokladım yine. Önce şu kare olanlardan aldım. Bunların içinde 80 tane var. Ben bunları tonik için kullanıyorum. Üzüm sabah akşam toniklediğim zamanlar bunu kullanıyorum. Bilen bilir zaten artık meşhur oldu pamuklar. Kenarları dikişli, çok çok sağlam ve parçalanmayan, ayrılmayan, acayip sağlam, çok kaliteli pamuklar bence. Fiyatları da çok uygun. Bunlar da yine işte kaça geldi bilmiyorum. 2'ye falan gelmiş olabilir %40 indirimle. Şundan da 2 tane aldım. Disk olan yuvarlaklardan. Bir tane paketini anneme verdim denesin diye. Bu da yine 1 küsura geldi. 1.10 kuruş olabilir. Bunda da 80 tane var. 4 parça şey kaldı. Aldım. Kozmetik makyaj malzemesi namına 3 parça şey aldım ben gratis'te. Şunu da yine çok şirin diye aldım. Anneme leoparlıyı alırken. Kendime de bu pandacıklıyı aldım. Böyle anne pandayla bebek panda. Bunları biliyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle paketinin deseni değil, mendillerin deseni zaten hepsi böyle yani. Hani bazen karşıdan bakınca paket deseni gibi görünüyor. Bunlar böyle mendillerin deseni oluyor. Çok da şeker. Tabii bunları kullanmayacağım büyük ihtimal. Daha önce Rossmann'dan da böyle koyunlu kuzulu bir tane almıştım. Bunlar böyle bakmadık. Artık ne yapılacak bilmiyorum yani. İnsan kullanmaya kıyamaz böyle mendilleri. Daha sonra şu an dudağımda olan hayatımın rujlarından aşık olduğum L'Oreal Caresse Seductive Beige'in tekrar yedeğini aldım. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar, ruja bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Yine 15 liraya düşmüşken yani bu fırsatı kaçırmayayım dedim. Bir daha kim bilir ne zaman olur %50 indirim. Şu an bir de ilk rujum bitmek üzere bundan. İlk rujum bitince ikincisine geçeceğim yedek. Onu da %50 indirim almıştım. Aralık ayındaki gratis indiriminde. Bu da yani üçüncüsü oldu. Bir yedek daha yapmış oldum biliyorsunuz. Şu aşık olduğum, hepsini çıkarmadım daha var içinde. Bayıldığım, dudağımda olan hayatımın nude ruju diyebileceğim bir ruj. Seductive Beige. 503 numara. Beyaz tenli arkadaşlarım bakmasını tavsiye ederim. Yani öve öve bitiremediğim bir ruj bu arkadaşlar. Daha sonra Essence'in şu Stays No Matter What serisinden Smoky Grey adlı kalemi aldım. Bundan daha önce anneme almıştım. Belki hatırlarsınız, göstermiştim. Anneme aldığımı beğenince şimdi 2,5 liraya falan gelirken ben de alayım dedim. Yani 2,5 lira ne kaybedeceğim şunu almazsam. Bu da böyle siyaha yakın çok koyu bir gri. Yani füme diyebiliriz ama bayağı gri, koyu bir gri. Hatta bunu da sıvı ucunu yapayım.
Bunlar arkadaşlar şurada acayip kalıcı kalemler. Yani Essence'in long lasting'lere benziyorlar. Ama bunun yapısı biraz daha şey böyle çok kaymıyor öbürleri gibi hani kırılacak bir yapıda değil. Tavsiye ederim. Bunun siyahı ve kahverengisi de var. Ve Essence diyorum pardon. İndirimden aldım. Son ürün ise The Balm'dan bir ürün oldu. Ben öyle çoğu arkadaş gibi The Balm'ın standını boşaltmadım. Far paletlerine ihtiyacım yok. Allah'a da ihtiyacım yok. O yüzden The Balm'dan şu ana kadar hiç far paleti almadım. Çünkü yani aşırı derecede farım var arkadaşlar. Yani hiç kullanmadığım 2-3 tane farım bile var henüz sıra gelmeyen. Çok fazla farım olduğu için far paleti almaya ihtiyaç tabii ki duymuyorum. Ama elimdeki concealer'ı bitince kullanmak için şu Time Balm'ı aldım. Şu an ben NYX'in concealer'ını kullanıyorum. Concealer in a jar olan çeşidini. Onu aslında ben alalı bayağı oldu. 2 sene falan geçti. Cherry Culture'dan almıştım. Kozmetik yasağı öncesi. Onun yapısı da buna benziyor gibi geldi bana böyle. Yine krem formunda. Ama o sanırım daha hafif ve ince yapılıydı. Ama ona benzer bir şey istiyordum o bittikten sonra kullanmak için. Bloglarda gördüm. NYX'e yakın bunu düşündüm. Time Balm. Bunun en açık rengini aldım. Lighter than light rengi. Bir de light olan vardı. Light olanın şeyi yoktu, testleri yoktu, ona bakamadım ama bu en açık renginin bileğimde rengine baktım. Herhalde bana uyar dedim. Ben zaten hani aydınlatma amacıyla da kullanmıyorum. Ten renginde bütünleşeceğini düşünüyorum. Ben farların kalıcı olması için kullanıyorum concealer'ı, pudrayı. Bu da böyle 7,5 gramlık bir ürün. Ve gördüğünüz gibi bakın şimdi. Öncelikle şöyle bir süngeri var minik. Pudralarda olan hani lastik gibi süngerlerin küçüğü biraz. Gördüğünüz gibi renk öyle en açık renk olmasına rağmen çok çok açık beyazımsı bir rengi yok. Gayet yani tüm açık renk tonlu arkadaşların, açık renk tonlu da ne demekse, tüm açık ten, neyse cümleyi kuramadım. Yani benden daha da beyazsanız kullanabileceğiniz bir renk bence. Ay ay. Ay kusura bakmayın. Burnum kaşındı. Ne oluyor bugün bana böyle? Ve son olarak arkadaşlar indirimden almadığım 2 parça şey var. Aslında bir parça ama 2 sayılır. Bir parça 2 nasıl sayılabiliyor? Bugün çok saçmalıyorum. Yine güldürüyorumdur sizi biliyorum. Komik bir insanım. Fark etmeden komik olma yeteneğine sahibim. Şimdi bunlar arkadaşlar Vichy'nin ürünleri. Ben Vichy'nin Triactive Norma Derm'ini dakika. Bu sefer başka bir çeşit aldım. Ben nemlendirici olarak Vichy'nin Triactive Norma Derm'ini kullanıyorum demiştim. Ya da Norma Derm Triactive. Yağlı ciltler için. Onun yedeğini almam gerekiyordu. Elimdeki çok azaldı. Dermobakım. Sanırım dermobakım.com sitesinden aldım bunları. Şu 50 mililitrelik büyük boyu alınca yanında yine aynı seriden böyle 100 mililitrelik yüz yıkama jelini veriyordu Vichy'nin. Şu tek başına 35 liraydı. Kargoyla 40'a geldi. Yani şu bedavaya gelmiş oldu yüz yıkama jeli. Ben bunları 30 mililitrelik alıyordum önceleri. İkili şekilde kampanya. Ama 30 mililitrelik olanlardan kalmamıştı sitelere baktım. Stokta yoktu. Ben de bu derma bakım sitesinden şu büyük boyunu buldum. Yalnız bunun çeşidi benim o aldığımla aynı değilmiş sanırım. Bunda Triactive yazmıyor. Ama bunun özellikleri de aynı. Paraben yok zaten içinde. Yani kutusunda yazıyor Türkçe. Arkasında İngilizce bile yazmıyor. Ama bu da yine yağlı sorunlu ciltler için matlaştırıcı bir nemlendirici. O yüzden hani benim için sorun yok.
bana uygun bir önerilendirici. Bu da dediğim gibi aynı serinin yüz yıkama jeli. Bu da yine yağlı ciltler için 100 ml'lik. Elimdeki yüz yıkama jelleri biterse kullanacağım bunu. Şu an bayağı bir var stoğumda. Böyleydi arkadaşlar. Benim gratis indirimden aldıklarım ve diğer parçalar böyleydi. Çok da fazla bir kozmetik makyaj ürünü almamışım. Anneme aldım daha çok. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka bir sizlerle neler aldığınızı merak ediyorum. Bloglarda görüyorum postları ama henüz videolar çekilmedi. Videolarınızı bekliyorum arkadaşlar. %50 indirimden hangi ürünleri almışsınız? Hep beraber izleyelim. Bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Başka bir şey diyecek gibi oldum ama görüşmek üzere.